Milano'da işleri yoluna koymaya çalışıyorum. Büyük beklentiler var. Büyük beklentiler tabii baskı da oluşturuyor. Ha, büyük teknik direktörüm, büyük menajerim, technical genius'ım. O yüzden bir şekilde bu baskıyı kaldırıyorum. Umuyorum Juventus karşısında aynı hazırlık maçında olduğu gibi yine bam 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 bir top oynayıp Milan'ın kim olduğunu tüm Serie A'ya bir kez daha hatırlatacağız. Bir kez daha göstereceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Erman Derman'la FM Günlüklerinin yeni bölümüne, Nesine TV'ye hoş geldiniz. Erman Derman ve FM Günlükleri tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Milan'la yolculuğumuza başladık. Fena da başlamadık, hemen hatırlatayım fikstürden. Avrupa Kupası'nda türlü türlü maçlar oynamaya devam ediyoruz. Orada dördüncü ön eleme turuna kadar geldik. Lige de Roma deplasmanında aldığımız 2-0'lık galibiyetle başladık. Şimdi Genoa ile içeride oynayacağız. Sonrasında Kairat'ta yine bir Avrupa Kupası maçımız var. Verona ve Juventus deplasmanları, Spezia ile içeride oynanacak maç. Özellikle tabii ki Juventus deplasmanı zor ve fikstürün en kritik maçı olarak gözüküyor. Sakatlıklarımız vardı, hatırlayacaksınız. 3 tane stoperim de sakat. Jonathan Tah, Musacchio, Romagnoli. Sağ beklerimin ikisi de sakat. Conti, Calabria. Jonathan Tah zaten sakatlardan biri. Hauge sakat. Sakat, sakat, sakat. Bir şekilde buralara kadar geldik. Asistana gönderiyorum basın toplantısına. Bu arada Oriol Busquets durumdaysa onu da kiralamak istiyorum. Ki kiralanabilir gözüküyor. Takımın orta sahasında bize fayda sağlayabilir gibi geliyor bana Oriol Busquets. Ama biz bu adamı niye kiralayamıyoruz? Tabii ki 479 ilk 11 oyuncusu falan olamaz. Öncelikle onu bir geçelim de rotasyon şöyle 431 desek ne diyorsunuz? Geri çağrılabilir, bunu kapatıyorum. Ya ne demek geri çağrılabilir kardeşim, cins misiniz? Size 60 bin lira aylık ödeyeyim, geri çağrılabilir. Tamam, sonlandırıyorum. Oriol Busquets bizim orta sahada kiralık olarak bulunursa fena iş yapmayabilir. Kendisini severim, tanırım. Transfer toplantısına falan katılmayacağım, reddediyorum. Şu Genoa maçına gidelim artık. Orta sahamızda çünkü böyle sert, hem teknik ama hem de sert, böyle kesi gibi bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Oriol bu şartları sağlayabilir. Zaten dediğim gibi yedek olacak. Bu çok fazla sakatlık yaşadığımız için ne olur ne olmaz bu uzun yolculukta kendisine ihtiyaç duyabiliriz. Sizden gelen yorumları okudum. Oyunla alakalı biraz acemiliğimiz var tabii ki. Sonuçta yeni oyun. Ben de yeni yeni keşfediyorum. Bazı şeylere de baktım ettim sizden sonra. Sizin önerilerinizi de okudum.
Tatarashaanu'yu yanlışlıkla oyuna almışız. Onu da gördüm. Hepsini gördüm. Merak etmeyin. Şimdi şuraya Zlatan'ı alalım. Hakan Kesi Pellegrini. Pellegrini sen git. İsmail Beneser gelsin. Theo stoperlerim ne durumda benim? Musa Çio 5 hafta. Ramon Yoli hala 2 haftası var. Tah ne durumdasın? 6 hafta daha oynayabilecek gibi gözükmüyor. Ekipmanı var ama yerler onun ekipmanını. Evet. Brahim Diaz'ı aldık. Zirkzee'yi aldık. Dalot gel kardeşim. Seni aldık. Başka da alabileceğimiz bir oyuncu şu an için gözükmüyor. Diğerlerinin hepsi sakat. Yani yedek kulübesini dolduramıyoruz şu anda sakatlıklardan. Tekrardan taktiğe gelelim. Hakan, Leao, İbrahimovic, Kessié, Benacer, Tonali. Slameker sağ bek antrenmanı yapmaya devam ediyor ama onunla mı oynasam, Dalot'la mı oynasam? Dalot'la oynayacağım. O orijinal bir sağ bek. Lorenzo Pellegrini yedeklerde. Tah Kalulu. Tamam böyle çıkalım. Hadi çocuklar. Roma'yı deplasmanda 2-0 yendikten sonra artık içeride Genoa maçında sorun istemiyorum sizden. Takır bir futbol bekliyorum. Takır futbolla alacağımız galibiyetle ligde ne denli iddialı olduğumuzu gösterelim. Evet, takımlar ısınıyor. Rakipte enteresan oyuncular görüyorum. Özellikle Piyaka, Behrami. Ben hallederim diyelim şuna. Maç öncesi soyunma odası. Rakip 5-3-2 gibi oynuyor. Favori olmamızın bir sebebi var dedim. Defanslara çıkın, fark yaratın diyorum. Ellerimi kenetleyerek forvetlerimle konuşacağım. Yumruğumu sıktım ve son vuruşlarda kalitenizi gösterin falan dedim. Ve geldik maça. Hızı bir tık azaltabilir misiniz? Denmiş şuradan. Bir tık azalttım. Bu arada evet köşe vuruşu kullanıyoruz. Hakan, kes yavrum güzelce. Kayer. Gabbia. Hakan uzak direğe müthiş vurdu koçum benim. Koçum benim be. Aferin çocuklar şuradan size bir sesleneyim. Süpersiniz dedim. Yani savunma hattımız Gabbia ve Kayer ama yedek stoperlerimizle sezonu sürdürüyoruz. As stoperlerimizin hepsi Pert, Theo Hernandez, Frankesi, vur yavrum. Bir ay güzel güzel güzel. İşte Milan bu ya. İşte Milan bu ya. Aman çocuklar. Aman çocuklar tadımız kaçmasın. Bir tık hızlandıralım ya. Bu da çok yavaş oldu sanki. Evet, bu iyi.
Behrami yapma, savunma arkasına yapma. Aferin Donnarumma. Aferin çocuğum. Aferin aslanım. Matteo Gabbia'nın asisti Hakan'ın golüyle 1-0 öndeyiz. Ama adamlar da beraberlik için fırsatlar buluyor, bulmuyor değil. Behrami sakin, Theo Hernandez sakin, Donnarumma tık 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 tık. Biz Milan'ız ya. Calcio Camerano. Tak 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 tak. Aferin İbra. Rafael Leao. Yavaş. Bir seslenme yapayım. Rahat oynayın dedim çocuklara. Leao aradan saldı. Hakan bitir. Hakan Çalhanoğlu be. Türk'ün gücünü gösteriyoruz. Ben kenarda Erman Derman, Hakan sahada Türk'ün gücünü gösteriyoruz. Koçum benim. Çok güzel. Hakan'ın iki golüyle zaten çok domine ettiğimiz bir ilk yarı. Soyunma odasında yumruğumu sıkarak maç bizim için iyi gidiyor ama daha da iyisini yaparsınız dedim. Hakan bir hat-trick yapar mısın oradan frikikle be? Vallahi çok sevdiği yerler. Bir hat-trick gelir mi be? Ay! Bravo. Bravo çocuklar. Roma deplasmanından sonra bu maçta da takım şu ana kadar güven veriyor. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin dedim. Bir iki değişiklik yapalım. Oyunu durdurdum 61'de. Şu taktik ekrana gidelim. Evet, artık değişiklikleri buradan yapacağım. Yorgunluk belirtti. Kesi çok iyi oynamıyorsun kardeşim. Senin yerine Lorenzo Pellegrini'yi aldım. Dalot aferin, iyi oynuyorsun. Tonali sen de Mata oynamıyorsun ha, farkındayım. İbra çık. Batson Daka gir. Devam. Onayladık oyuncu değişikliklerini. Hakan bir frikik daha. Bu sefer yaptı hat-trick'i. Bu sefer yaptı hat-trick'i. Kardeşime bak benim be. Kardeşime bak benim be. Aslanım benim. Bir değişiklik daha yapalım. Hakan seni alkışlatıyorum. Hauge girsin senin yerine. Leao senin yerine de Zirkse girsin. Devam. Dört oyuncu değiştirdik. Ya geçen sefer dalgınlıktan oyunu üç kez, üçten fazla kesemeyeceğimi unuttum. Yoksa tabii ki biliyorum kuralı. Sabah akşam maç anlatan biri olarak ama orada bir anlık dalgınlıktan unutmuşum. Artık daha dikkatliyiz o konuda da. Fatson Daka. Forvet hattımız değişti. Daka ve Zirkzee'ye döndük. İbrahimovic Leao'dan. Pellegrini. Tonali. Dalot. Bennacer. Yapın bir dört. Yapın bir dört. Hakan hat-trick yaptı. Golcülerimiz nerede? Golcülerimiz de bir çıksın sahneye artık. Tonali! Ay 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 ay. Tonali'nin satın alma opsiyonu aklımda arkadaşlar. Bu arada uyarılar geliyor. Biliyorum 15'e alabiliyoruz. Onu ilk para yarattığım anda alacağım. Kimse merak etmesin. Tonali biliyorsunuz benim Everton'dan da göz bebeğimdir. Tonali'yi kimselere bırakmam. Merak etmeyin. Pellegrini, Tonali, yapma Tonali ama. Tam sana güzel sözler söyledik. 1 metre yanındaki adama verdim topu, gol yiyoruz ya. Yakışmadı.
Şu ana kadar Serie A'da gol yemedik. İlk maç Roma 2-0. Bu maç 3-0. Donnarumma kardeşim de önemli birkaç kurtarış yaptı. Aferin Donnarumma. Bravo çocuklar. Çok tatmin edici iki maç oynadınız. Çok tatmin edici iki maç oynadınız. Hem Roma deplasmanı hem bu maç. Hakan 10 oynadı. Theo Hernandez, Gabbia. Mecburiyetten oynatıyoruz Gabbia'yı ama hiç fena maçlar çıkartmıyor. Bir konuşalım sizle. Gelin bakayım soyunma odasına. Alınan skor ve oynadığınız oyundan çok memnunum şeklinde. Hakan Çalhanoğlu'nun o golü gerçek miydi? Çok üst düzey bir goldü ve bu sevinci yaşamayı hak etti kardeşim diyorum. Milan'ımız da zirveye çıktı. Maç sonu basın toplantısı. Asistanı gönderdik. Hatta şu sorumluluklardan her seferinde uğraşmayalım. Giacomo Morelli gitsin. Evet. Hepsine git Giacomo Morelli. Beni uğraştırma. Ben bir tek yeni transferler için düzenlenen basın toplantılarına katılacağım. Bunların hepsine Giacomo Morelli katılsın. Güzel. Bunları ayarladık. Şimdi Kayrat'la bir maçımız var. Bu UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için 5000 tane maç yaptığımızdan dolayı Kayrat'la karşı karşıya geleceğiz birazdan. Sakat oyuncularımın raporu geldi. Hauge'nin baldırında gerilme var. Kurun için kasığında zorlama var. Tah kolda çatlağıyla 6 hafta daha yok. Ramonyoli 2 hafta daha yok. Rebic 1 ay daha yok. Musaccio 5 hafta daha yok. Conti 2 hafta daha yok. Calabria 2 hafta daha yok. Maşallah. Gerçek bir revir. Gerçek bir revir. Şanlı Milan'ımız. Şu Oriol Busquets kiralama işi ne oldu? Barcelona beni oyalama. Barcelona beni oyalama. Kirala şu çocuğu bana. Genç çocuğuma kiralık teklifler gelmiş. Vermedim. Evet, Kayrat maçı için artık hazırız. Sonrasında da Verona deplasmanına çıkacağız. Aşağıını çıkarıyorum. Onun yerine Zirkzee'yi veriyorum. Başka da bir şey gerek var mı? Yok. Tamam. Tatar Aşanlı'yı 3 tane kaleciye gerek yok. Birleşik Krallık ayrılıyor bir yandan Avrupa Birliği'nden. Evet bakalım şimdi. Burayı değiştireceğim. Zirkze ve Daka'yı oynatacağım. Hazır Zirkze'yi almışken de kadroya. Hakan'ın yerine de Hakan'ı lige saklayalım yine. Lorenzo Pellegrini oynasın. Brahim Diaz'ı alamıyoruz. Zaten başka da yedeğimiz yok. Evet. Kesi Benacer, Tonali, Pellegrini, Zirkzee, Daka. Donnarumma'nın yerine de öbür Donnarumma oynasın ya. Öbür Donnarumma oynasın.
Diğer donanıma kardeşim, gel sen de buraya. Neredesin? Sen de yedekte dur. Tatarı şu anda mı şeyde? Neredesin Tatarı şu anda? Ha, şurada çık. Çık takımdan çık. Çık oğlum. Bu mevkiden çıkar dedik. Evet. Zirk Zedakalı kadromuzla sağdayız. UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için kritik bir mücadele. Biraz rotasyon yaptık. Favori olmamızın sebebi var diyorum. Forvet çocuklara kollarımı yukarı kaldırarak bugün üzerinizde baskı yok dedim. Orta sahalara da yumruğumu sıkarak size inancım tam falan filan dedim. Takımı sahaya attım. Haydi çocuklar. Haydi. Dalot yürü sağ kenardan. Patson Daka. Daka'dan Beneser. Tonali. Dalot. Yüklenin. Yüklenin siz Milansınız. İşte bu ya. Patson Daka'ya. Kendisini transfer ettiğimde eleştiriler aldım. Her hamlesi eleştirilen bir teknik direktörün. Büyük teknik direktör olmanın böyle zorlukları var. Technical genius olmanın böyle zorlukları var. Her hamleniz eleştirilebiliyor ama Patson Daka çok önemli katkı verecek bize. Kendisine inanıyorum. Calcio Sacramento. Uno momento Sacramento. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Sinemante. Finelazie. Dalo. İyi top. Daka yaparsın bunları. Patson yaparsın bunları. Ah. Şuradan bir seslenme yapalım. Rahat oynayın dedim çocuklara. Bir yandan da kafamda hafta sonu oynayacağımız Verona deplasmanının planlarını yapıyorum işte. Büyük teknik direktör olmak böyle. Kesin ne yaptın? Kesin. Kesin. Ne yapıyorsun be kardeşim? Hay Allah kahretmesin. Şimdi paramparça olduk işte. Adam zangırt diye adamın ayağına atladı. Yapsak? Şöyle mi yapsak? Ah be kesi kardeşim ya. Kesi bağlarında dolanıyorum. Kesi bağlarında dolanıyorum ya. Vallahi müşküle soktun biz. Hadi biraz devam edin böyle. En azından ilk yarının sonunu getirelim. Çek çek çek, iptal iptal iptal. Ah Daka, atsaydın o ikiyi rahatlardık. Bak şimdi Kesidek gitti. İşler sakata geldi. Sakin olun. Siz Milansınız. Ama bu kadar salaklık olmaz arka arkaya. Bu kadar salaklık olmaz. Frank Kessié gidiyorsun adamın ayağına atlıyorsun. Pellegrini gidiyorsun ceza sahasında adamın ayağına vuruyorsun. Ne oluyor lan beni mi satıyorsunuz? Ne oluyor lan beni mi satıyorsunuz? Neyse ki adam kazma çıktı da. Neyse ki adam kazma çıktı da topu direğe vurdu. Talimatlar değil ya. Oyunculara İptal iptal. Oyunculara sesleneceğim. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin dedim. Pellegrini, Zirkzee, Daka, Teo Hernandez. Vur lan kardeşim. Vallahi yiyeceğim oynayacağınız topu ha. Pellegrini. Yüklen. Ah kesi ya. Daka çevir. Yavrum benim be. Ya sen ne tatlı bir çocuksun Patson. Sen ne tatlı bir çocuksun Patson.
Tak tak vuruyor ya. Tak tak vuruyor kardeşim. Geldik devre arasına. Soyunma odası. Hadi çocuklar, bir kişi eksiyiz ama iyi bir sonuç alabiliriz dedim. Ne oluyor ya? Hayır, yok öyle bir şey. Tamam, başlayın ikinci yarıya. Yorulan var mı? Benacer çok yoruldu. Eyvah, Theo Hernandez sakatlandı. Hayatımız kaydı işte şimdi. İşte şimdi hayatımız kaydı. Selame Kersker, sen de Dalo'yla değiş. Şimdi gerçekten hayatımız kaydı ya. Ne yapsak? Kimdi o çok yorulan? Beneser. Sen de çık. Hakan girsin. Hakan'la da Pellegrini yer değiştirsin. Yürüyün. Yani Kessié'nin kırmızısına mı üzüleyim? Teo'nun sakatlanışına mı üzüleyim? Teo'nun sakatlığı ciddi, sapı yuttuk. Adamlarda da Wagner Love var. Beyler, Wagner Love'dan falan gol yemeyin, delirtmeyin beni. Tempoyu düşürelim biraz. Biraz da zaman geçirmeye çalışalım. Yürü Pellegrini. Teo'nun sakatlanması çok kötü oldu ya. Başka sol bekimiz yok yani. Dalot orada idareten oynuyor. O sakatlık ciddiyse canımızı çok yakar. O sakatlık ciddiyse canımızı çok yakar. Şu anda maçı falan bıraktım. Theo Hernandez'in sakatlığı ne kadardır? Ciddi midir, değil midir? Onu düşünmekteyim. Salah Mekers, onu sağ beke alıp sağ bekten Dalot'u sola çektik. Gabia, Daka, Pellegrini, at şu Zirkzee'ye. Bir de Zirkzee'nin bir hareketini görelim ya. Hakan'dan Dalot. Böyle oynayacaksınız çocuklar. Çok fazla yediğimiz de yok zaten artık. Yapacak bir şey yok. Penaltı. Adamlar kaçırdı. Hoca bir de bize penaltı verdi. Daka hat-trick için geldi. Patson Daka hat-trick. Aferin. Zirkse sen çık. Leao bir 20 dakika oynasın. Hadi bakalım. Ulan Kessié, az kalsın bizi bitiriyordun ha. Neyse ki rakip tırt. Biraz ciddi bir rakibimiz olsa. Leao da oyunda. Tonali ile de Kalulu'yu değiştirdim. Kalulu takıl kafana göre. Tonali çok yoruldu. Zaten 3-0. Salah Mekers. Gabia. Kalulu. Hakan'cım çok güzel paslaşmalar. At ceza sahasına Dalot. Dalot, ne yapıyorsun oğlum? Sen geri zekalı mısın? Sen salak mısın? Psikopate. Bir metre yanındaki adama veriyor topu ya, rakibe. Dalot yürü. Çok güzel Leao. Daka müthiş bir top be. Leao, yapacaksın artık bunu değil mi? Kardeşim benim ya. Kaçırmaz ki hiç.
Yalnız Patson Daka aradan nasıl bıraktı zehri be? Patson Daka aradan nasıl bıraktı zehri be? Topçu bunlar ya. Getirttik bu özel oyuncu. Ayda. Ulan oldu mu bu hiç? Neyse 10 kişiyiz, olur bu kadar. Yedek kalecimizle oynuyoruz falan filan. Maçta katiyen bitmiyor. Uzadıkça uzadı. Bir tane daha atacaklar galiba. Kayer arada. Bravo Kayer. Dalot. Yürü Leao. Seni tutamazlar bunlar. Seni tutamazlar bunlar kardeşim. Ama bayağı yalandan attın kendini ya. Ya ben bile buradan öh dedim yani. Bu kadar yalandan bir ceza sahasında yerde kalma uzun zamandır görmüyordum. Kalulu. Kayer uzun vurdu. Ay sizin oynayacağınız topa yaptıklarına bak adamların. Bir tane daha yedik. Nur Sultan mı? Nur Sultan Skorskov. Çocuklar cıvımayın. Cıvımayın. Bitirin şu maçı artık. Gerek yok, Pellegrini kalsın. Dört üç bitecek bu maç, belli oldu. Al. Neyse ki offside. Takım 10 kişi kaldığı için 70'ten sonra fizik olarak çok bittik. Abuk subuk pas hataları falan yapıyoruz. Neyse ki artık maçın sonu geldi. Bas daka bas 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 yavrum. Bas. Resultante importante. Aldık maçı. Benim için sonuç önemli. Resultante importante. Yürü Selam Ekers. Son bir atak belki. Derken hoca zaten bitirdi maçı. İyi galibiyet aldınız. Diyecek bir şeyim yok ama o kesinim ben. Oynayacağı topu yiyeyim. Theo Hernandez 7 hafta yok. Abicim bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş ya? Nereye geldik biz ya? Nereye geldik biz ya? Hernandez'le sakatlığı hakkında konuşuyorum. Sakatlığını kafana takma dedim. O da bu sakatlığın futbolumu geriletmesine izin vermeyeceğim dedi ama bizi geriletti be. Bizi geriletti. Milan revire döndü. Hakikaten revire döndük. Yani özellikle savunma tarafında oyuncu yok takımda şu anda. Verona deplasmanına giderken savunma tarafında bir iki oyuncumuz olsaydı keşke. Avrupa Kupası etabı, Avrupa Kupası grup kuralları çekildi bu arada. Hızlı geçtim orayı. Yani bu kupada Milan'ın rakiplerini heyecan yaşayamayacağım. Reims, Ludogorets, CSKA Milan kolay gruba düştü diye de bir haber aldık. Bence de yani bu grupta herhalde işimizi görürüz. Rafael Leao antrenmanlarda formdaymış. Lazio Torino ile berabere kaldı. Verona deplasmanına 3'te 3 için gidiyoruz. Zaten asıl Verona deplasmanından sonra Juventus deplasmanımız var. O bizim için çok daha zorlu, çok daha sert olacak. Yalnız Theo Hernandez hakikaten yani şu alabileceğimiz en kara haberdi. Bir sol bek kiralayabilir miyiz acaba ya? Oriol Busquets'i de kiralayalım dedik. O adam da öldü mü? Ne oldu? Herhangi bir haber yok kendisinden. Şu oyuncular sol bek. Bunlar kim ya? Yani Lecce'nin de sol bekini kiralamayalım be kardeşim. Bu kim? Allah'a emanet oyuncular. Aşağıdan sol bek çıkartırım daha iyi.
Kiralığı kapatalım. Yani Luca Dini falan çıkıyor bu sefer de. Luca Dini'yi elimizdeki 1 milyon lirayla mutlaka kiralarız. Şey, satın alabiliriz, emin olun. Yok yani buradan sol bek bize yar olmaz. Aşağıya bakacağız. Aşağıya bakacağız. Sol bek. Kardeşim aşağıda da mı sol bek yok? Herkes sağ. Defansın solunda oynayan oyuncu yok mu ya bu ülkede? Diego Laschalt var. Onu da kiralamışlar zaten. Kiradan geri çağıramıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu kim? Ricardo Oddi. Allah saklasın. Fena oyuncu değilsin. Heyecan yaratan genç yeteneksin ama şu anda bizi paramparça edersin gibi gözüküyor. Başka Laschalt, Oddi, Theo Hernandez. Bir de bu da kirada. Gaggia diye bir çocuk var 16 yaşında. Hakikaten bu herifi oynatırsak sağ kanadımız 3. köprü olur. Otoban olur. Geç geç. Geç tamam. Bir şekilde birileriyle oynayacağız. Geç. Bu ne? Ya bir gidin be kardeşim. Bir gidin ya. Biz burada sakatlıkla boğuşuyoruz. Adam orada bana hala abuk sabuk teklifler yapıyor. Sizin olayınız nedir ya? Sizin olayınız nedir? Cins misiniz oğlum siz? Cins misiniz oğlum siz? Il paramente mi çanta kante? Antonio Kante. Tövbe estağfurullah ya. Evet geldik Verona deplasmanına. Maalesef sıkıntılı durumumuz. Theo Hernandez yok. Dalot gel. Theo Hernandez'i mevkiden çıkardık. Oraya da Salah Meker salacağız mecburen. Şu takımın savunmasının düştüğü hale bak. Milan savunması normalde Theo Hernandez, Romagnoli, Jonathan Tah ve Calabria'nın oynaması lazım. Şu anda Dalot, Kjaer, Gabbia, Salah Meker oynuyor. Geri dörtlü komple sakat. Geri dörtlü komple sakat. Leao gel. Daka İbrahimovic yedek otursun. Sen bu maçı oyna. Seni beğendim çünkü. İbra bir maç yedek otursun. Gianluigi Donnarumma. Gerçek kalecimizi aldık. Kesibenezer Tonali. Pellegrini'nin yerine Hakan. Pellegrini'cim sen yedeğe geç. Hakan sen de formanı al. Başka var mı alabileceğimiz oyuncu takıma? Yok. Görebildiğim kadarıyla. Evet yani şurası komple sakat olduğu için Brahim Diaz var. Alalım kardeşimi. O kadar. Evet, çıkıyoruz böyle. İbrahimovic'i dinlendiriyorum. Daka oynasın. Formda da Daka. Hakan formasına kavuştu. Orta saha Kesibenezer Tonali. Orayı bozmuyoruz ama geri dörtlü çok Allah'a emanet. Geri dörtlü çok Allah'a emanet. Hiç kimse yok as oyuncularımızdan. Tamamen yedek bir geri dörtlüyle. Tamamen yedek bir geri dörtlüyle kollarımızı yukarı kaldırdık. Eğer kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız dedik. Çocukları motive ettik ve maça başladık. Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım çocuklar. Sizi göreyim. Kritik mücadele. Juventus deplasmanı öncesi puan kaybı istemiyorum. Hemen şuradan sizlere sesleneyim. Başarabilirsiniz çocuklar.
Başarabilirsiniz çocuklar diye coşkuyla verdim. Gerçekten zor bir deplasman ve kötü yakalandık bu deplasmanda. Geri dörtlü, komple sakat. Dalot, Kessié, Dalot, Kessié bana bir maç borçlusun. Geçen maç yaptığın sorumsuzluk. Gerçi maçı kazandık, kazanmadık değil ama eyvah, eyvah. Aman aman aman. Aman aman aman. Henüz Serie A'da gol yemedik ama bu maçı yeriz gibi gözüküyor. Hadi be çocuklar. Şuradan bir seslenme yapayım. Daha çok çabalayın beyler. Selam Ekers. Sana o kadar sağ bek idmanı yaptırıyoruz artık. Şuralarda bir orta kes be. Beneser. Tonali. Selam Ekers. Kesti vallahi ortayı. Ah. Sakin, sakin. Hemen topun arkasına geçin. Hemen topun arkasına geçin. Aferin işte böyle. İşte böyle. Donnarumma, Kjaer, Tonali uzun yolladı. Ay 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 ay. Bir geçse. Sakin. Kapat. Kapat adamı. Kapat yaptırma ortayı. Vallahi herifler atacak ha. Geri dörtlü çok fason ya. Oynayamıyoruz istediğimiz topu. Baya kötü bir ilk yarı. Performansınızdan hiç memnun değilim dedim. Şimdi forvetlere gidiyorum. Orta sahalara da sizden daha çok şey bekliyorum dedim. İkinci yarıyı başlattım. İki değişiklik birden yapacağım birazdan. Yapma. Yapma. Offside yok mu? Yok. Belliydi ama. Belliydi. Yazık oldu. Yürü. Yürüsene oğlum ya. Kesi. Kesi. Vallahi billahi bir şey diyeceğim şimdi ama ağzımdan çıkacak ama ondan sonra uğraşacağız ha. Bas orada. Güzel Tonali. Hakan. Daka. Vur lan. Bu nasıl girmedi? Bu nasıl girmedi? Oh. Harika aşırtma. Üst direk. Bu ataktan sonra değişiklikleri yaparım. Tonali. Salah Mekers. Patson Daka vur. Tamam. Dur bakayım. Şimdi. Kessié. Oynayacağın topu yerim senin he. Adam gibi oyna. Hakan da kötü. Bak son dakika sen bir çık. İbrahimovic sana işimiz düştü kral. Sen bir gir. Hakan şimdilik kalsın. Çok iyi oynamıyor ama Hakan Hakan'dır. Olmadı bir Pellegrini'yi atacağız ama onu Kessié'nin yerine falan atarım muhtemelen. Hadi be kardeşim. Şuradan seslenmemizi yapalım. Daha çok çabalayın beyler. Dalot, Leao, Dalot, Tonali, Dalot. Vur İbra. Ah be kardeşim. Vursana ya. Dur zaman dur. Talimatlar. Kaleyi gördüğünde vur diyorum artık. Rakip savunmanın üstüne git. Tamam. Değişiklik. Bir de değişiklik yapalım. Kesi çık.
Lorenzo Pellegrini gir. Devam. Rezil rüsva ettiniz beni be. Rezil rüsva ettiniz. Cemiyette bir adımız vardı. Ortamlarda bir namımız vardı. Rezil rüsva ettiniz beni. Verona'ya yenilmek ne demek ya? Tamam çok eksiyiz. Şuyuz buyuz da yani. Verona'ya yenilmek ne demek ya? Üzdünüz beni çocuklar. Tonali oynayacağın topu yiyeyim senin de ya. Tonali oynayacağın topu yiyeyim senin de ya. Bırakın Allah aşkına ya. Kaybettiğimiz maça bak. Sert konuştum. Yeterince iyi değildiniz ama böyle bir rezilliğin de savunması olmaz dedim. Yazık günah. Bu arada transfer dönemi bitiyor. Biz Busquets'i kiralayamadık inatla. Barcelona sen ne yapıyorsun ben anlamadım. Bizi Ketenpere'ye getirdi adamlar. Uyuttu muyuttu. Oriol Busquets'i orta sahaya dedik katarız. Katamadık. Yani transferin son gününde bir değişiklik olmadığı takdirde kardeşimi alamayacağız. Yani takımın yarısı sakat. Yani gerçekten yarısı sakat. 10-11 oyuncumuz sakat ve savunmanın hepsi sakat olduğu için Verona deplasmanında etkilendik. Yani Theo Hernandez özellikle çok önemli bizim için. Aa, bu arada Busquets kiraladık. Çok şükür. Oriol Busquets'in gelmesi önemli. Orada evet. Donnarumma git karşıla. Ya kardeşim satmayacağım dedikçe manyak mısınız siz be? Defolun gidin. Onu da satmayacağım. Transferin son gününde ızdırap oldu adamlar bana. Satmıyorum. Şimdi Busquets geldi. Neredesin Oriol? Burada. Güzel. Alternatif oyuncu niteliğinde ve gelişimi açık. Orta sahaya sertlik katar. Savunma ödevlerine sonuna kadar sadıktır. Güzel. Busquets orada 3 oyuncuyu da yedekleyebilir. Daha çok Tonali'yi tabii ki ama kesin işini de yapabilir. Ben Bennesre'nin işini daha çok Pellegrini yürütecek. Ya şu Juventus deplasmanına 3'te 3 ile çıkabilirdik. Yazık günah be kardeşim. Şu Verona maçı. Ya bu sakatlar da iyileşsin artık. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ben çok sıkıldım ya. Dejavu oldum ya. Dejavu oldum ya. Şu kadronun haline bakın Allah aşkına ya. Şu kadronun haline bakın Allah aşkına. Transfer dönemi kapandı. Busquets 22 yaşın altındasın ama ben ne olur ne olmaz seni vereyim yine. Sen de 22 yaşın altındasın ama ne olur ne olmaz Donnarummacım. Leao 22 yaşın altındasın ama ne olur ne olmaz. Yeter. Maçına doğru ilerliyoruz. Şu takımdan bir iki oyuncuyu da aşağıya yollayayım. Kalulu neredesin? Kalulu iyisin hoşsun ama daha zamanın var. U20'ye git. Tatarşuan'ı sen de git. Nerede bu Tatarşuan'ı denen arkadaş? Git U20'ye. Tamam, sezona devam edecek kadromuz budur. Oriol Busquets de burada. Calabria 7 güne dönüyor. Conti 7 güne dönüyor. Romagnoli'nin 5-6 günü kaldı. Neyse ki şu milli arada biraz sakatların iyileşmesi için zaman şey oldu.
Bu arada Oriol Busquets'i Avrupa'ya da vermemiz lazım. Burada kendisi. Birini çıkartalım şu oyunculardan. Kimi çıkartalım? Musacchio'yu mu çıkartsak? Ne kadar sakatsın sen? Gerçi bu da artık döndü sayılır. Krunic, Pellegrini, Rebic seni çıkarıyorum vallahi ya. Ya da hayır, Rebic de kalsın. Olan yine Zirkzee oldu. Busquets'in gelişiyle Zirkzee çıktı. Zaten oynattığımız maçta da matah bir top oynamamıştın Joshua Zirkzee. Böyle çıkarsın kardeşim. Böyle tık diye çıkarsın Avrupa listesinden. Evet, artık bölümümüzün sonuna doğru yaklaşırken Juventus deplasmanı öncesi takımın iç dengelerini ayarlamaya devam ediyoruz. Juventus hazırlık maçında 4-0 yenmiştik hatırlayacaksınız. Tabii bu hazırlık maçına benzemeyecektir. 3'te 3 ile gelseydik biraz daha şey olacaktı. Juventus şu anda bu arada 3'te 3 yapan takım yok ligde. Inter 3 maç 7 puan, Juventus 3 maç 7 puan, Fiorentina ve Cagliari 3 maç 7 puan. Bari berabere kalsaydık Verona ile biz de 3 maç 7 puanla herkesle aynı pozisyonda olacaktık ama onu da yapamadık. Brahim Diaz seni eleştiriyorum. Humble. Adam gibi oyna. Antrenmanlarda falan yatıştasın görüyoruz. Şimdi Juventus maçı çok çok kritik hale geldi. Zirveden uzakta değiliz. Yani en azından 3'te 3 yapan olmadığı için sadece bir puan geriye düşmüş durumdayız. Juventus'u en kötü berabere bitirmemiz lazım. Patson Daka milli takımda gol atmış. Tebrik ettik kendisini. Muhabirlere de harika bir şey bu Patson Daka'nın yaptığı falan dedik. En kötü bir Juventus beraberliği bizi mutlu eder. Kazanırsak tabii efsane olur. Ama kesinlikle kaybetmememiz lazım bu Verona rezaletinden sonra. Evet, Juventus deplasmanına doğru ilerlerken yavaş yavaş bölümü de sonlandıracağız. Aslında Avrupa Kupası'nda yolumuza devam edip aldığımız şık galibiyet. Sonrasında yine ligde Genoa deplasmanında, Genoa'ydı değil mi? Fikstüre tekrar bir bakayım. Evet, aldığımız deplasman değil pardon. Genoa ile iç sahada oynayıp aldığımız 3-0'lık galibiyet. Sonra Kayrat'a 4 attığımız maç. Her şey çok güzel gidiyordu. Ama Verona deplasmanı biraz tat kaçırdı. İşte Theo'nun da yokluğu orada biraz bizi hırpaladı. Ne yalan söyleyeyim. Theo'nun da yokluğu bizi orada biraz hırpaladı. Dybala tam bizim maç öncesinde yeni sözleşme imzaladı. İyice gaza geldi. Ya bir iki sakatımız iyileşsin bari be kardeşim. Şu anda bakıyorum. Kalulu'dan antrenman raporu geliyor. Yerim Kalulu'nun antrenman raporunu ya. Evet, Andrea Conti, Calabria, Romagnoli maç kondisyonları ciddi şekilde eksik ama en azından sakatlıkları şu anda geçmiş gözüküyor. Fit değiller. Maça %100 hazır değiller. Top oynamaya %100 hazır değiller ama dediğim gibi en azından kadroya alınabilecek duruma geldi. Calabria olsun, Romagnoli olsun. Juventus deplasmanı öncesi en azından bu sevindirici bir haber oldu bizim için. Oyunumuzu burada kaydedelim ve artık bölümü yavaş yavaş bitirelim. Milano'da işleri yoluna koymaya çalışıyorum. Büyük beklentiler var. Büyük beklentiler tabii baskı da oluşturuyor. Yani büyük teknik direktörüm, büyük menajerim, technical genius'ım. O yüzden bir şekilde bu baskıyı kaldırıyorum. Fakat işte Verona maçında bir iş kazası yaşadık. Umuyorum Juventus karşısında aynı hazırlık maçında olduğu gibi yine bam 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 bir top oynayıp Milan'ın kim olduğunu tüm Serie A'ya bir kez daha hatırlatacağız. Bir kez daha göstereceğiz. Sizlerden çokça mesaj geliyor. Çoğu eleştiri.
Bunları keyifle okuyorum. Bazılarını uygulamaya çalışıyorum. Ben de oyunu yeni yeni, bu oyuna biraz tabii yabancılığımız olduğu ilk anda yeni yeni anlıyorum, yeni yeni kavruyorum. Sizlerin de tavsiyelerinin hepsini okuduğumu bilin. Bazılarını uyguluyorum, bazılarını uygulamıyorum ama videonun altına gelen yorumların hepsini okuduğumu bilin. Yine sizlerden de yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum ve bir sonraki FM günlüklerinde görüşmek üzere diyelim artık. Hoşça kalın.